Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda sizlere kare, dikdörtgen ve üçgenin kenar ve açı özelliklerini anlatacağım. İlk olarak kareden başlıyorum. Önceki sınıflardan da tanıdığınız bir şekil zaten. Kareye ilk önce bir isim verelim. İsmi şöyle veriyoruz. Köşelere birer tane büyük harf yapıyoruz. Şöyle. Ve sonra bu karemizi yazarken şöyle yazabiliriz. A'dan başlayabiliriz mesela. A, B, C, D karesi diyebiliriz. Öğretmenim başka harften başlayamayız mıyız derseniz evet başlayabilirsiniz. Örneğin C'den başladınız. Ve bu tarafa doğru gidiyorsunuz. C, B, A, D olur. C, B, A, D karesi yazabilirsiniz. Yalnız şöyle yapamazsınız. Mesela A'dan başladınız, yazıyorsunuz A dediniz, sonra B'yi yazdınız. Sonra karşıya gidip D'yi yazıp sonra C'yi yazamazsınız. Yani böyle harfleri yazarken, kareye isim verirken bu yanlış. Karşıya geçemiyorsunuz. Bunu söylemiş olalım. Şimdi karemizin kenar özellikleri neydi? Bütün kenarlar eşitti, değil mi? Mesela burası 5 santimetre, diğerleri de 5 oluyor. Bunu zaten önceden de biliyorsunuz. Peki karemizin içinde açı var mı? Tabii ki her köşede açı var. Ve karenin açıları her zaman 90 derece olmalı ve dik açıdır. Şöyle gösterelim 90 derece. Aslında böyle 90 da yazmasak şu işareti gördüğünüz zaman karenin açılarının dik açı olduğunu anlarsınız. Ve 4 tane 90 derecelik açısı var ve açılarını içindeki açıları topladığınız zaman hepsi beraber 360 derece yapıyor. Peki köşegen dediğimiz çizgi nasıl oluyor? Şöyle bir köşeden diğer köşeye, karşıki köşeye çizdiğimiz çizgilere köşegen diyoruz. Örneğin burada AC köşegeni oldu şu anda. Bir de iki tane, yani karemizde iki tane köşegen var. Bir de BD köşegeni var. İşte böyle. Peki kenarları yazarken nasıl yazıyoruz? Bakın sadece AB kenarını yazacaksanız şöyle AB kenarı yazıp yani buradaki onun uzunluğunun 5 santimetre olduğunu yazmayacaksanız, sadece ismini yazacaksanız AB kenarı böyle iki taraftan da köşeli parantezle kapatmalısınız. Başka hangi kenarlar var? Mesela BC kenarı var. Şöyle. Öğretmenim ben peki harfleri değiştirsem olur mu derseniz olur. Yani C'yi başa alsanız, B'yi böyle koysanız yine aynı fark etmez. Başka DC kenarı var. Onu yazalım. Bir de AD kenarı var. Peki diyelim ki kenar uzunluğunu göstermek istiyorsunuz. Birçok yardımcı kitapta, ders kitaplarınızda bunu da göreceksiniz. Şöyle yaparız. AB yazdıktan sonra kenarlarına iki tane çizgi koyarız. Eşittir deriz. 5 santimetre. Bakın sayısını, miktarını veya uzunluğunu yazmak istediğimde böyle iki çizgiyle gösteriyoruz. Ama herhangi bir şey yazmadığımda sadece kenar olarak belirttiğimde bu şekilde gösteriyoruz. Peki açılarını nasıl gösterebiliriz? Sadece tek bir harfle yazabilirsiniz. A açısı. Ya da şöyle yazabilirsiniz. Mesela A'yı yazmak istiyorsunuz ya. D, A, B açısı diyebilirsiniz. Şuraya. A harfinin ortada olması lazım. Yani ben buraya baktığım zaman D, A, B açısı diye gördüğüm zaman A harfinin yani A köşesinde olduğunu anlamış oluyorum. Peki öğretmenim şöyle yazsak BAD olur mu? Tabii ki bu da olur. Peki şimdi geçelim dikdörtgene. Daha üçgenlerle çok çalışacağız. Üçgenlere de vakit ayıralım. Şimdi dikdörtgende de yine 4 tane kenar var biliyorsunuz. Önce bir isim verelim. P, R, S ve T. Ben bunu yazarken diyelim ki S'den başladım. S, T, P, R dikdörtgeni diye yazabilirim. Burada yatay bir şekilde, burada dikey bir şekilde dikdörtgen görüyorsunuz. Dikdörtgenin özelliği ne? İki tane uzun kenar var, iki tane de kısa kenar var. Ve buradaki kısa kenar ile karşıdaki kısa kenar aynı, eşittir. Mesela burası 4 santimetre ise karşısı da 4 santimetre olur. Uzun kenar diyelim ki 7 santimetre, burası da 7 santimetre olur. Ve dikdörtgenin kenarlarını da yazarken yine aynı şekilde karede olduğu gibi mesela sadece kenarının ismini yazacaksanız işte PR kenarı diyorsunuz. Ama kenarın uzunluğunu gösterecekseniz şöyle gösteriyorsunuz. PR yapıp iki çizgi koyup eşittir 7 santimetre diyorsunuz. Peki dikdörtgende köşegen var mı? Tabii ki var. Şöyle göstereyim.
Örneğin T'den R'ye doğru bir köşegenimiz var. İki tane köşegen var. Bunu da söylemiş olalım bir taraftan. Bir de PS köşegeni var. Şöyle gösterdim. Dikdörtgenin açıları da yine 90 derece. Hepsi dik açı yani. Bunu da göstermiş olduk. Ve çok da uzatmadan üçgene geçelim. Şimdi üçgeni ilk önce tanıtacağım. Sonra üçgenlerin kenarlarına göre ve açılarına göre nasıl oluyor isimleri, bunları, çeşitlerini göstereceğim. İlk önce üçgen demek, üç köşesi var, üç kenarı var demek mesela. İsim mi yazalım? A, B, C. Ben bu üçgeni şöyle gösterebilirim. A, B, C üçgeni yazabilirim. Ya da C, B, A da yazabilirim. Yani çeşitli şekillerde gösterebilirsiniz. Mesela A, C, B de yazabiliriz. Harfleri değiştirip tekrar başka şekilde de yazabiliriz. Daha başka şekillerde de gösterebilirsiniz. Ben hepsini yazmayacağım. Şimdi üçgenin kenarları bazen birbiriyle eşit olabilir, bazen farklı olabilir, bazen biri uzun, bir ikisi aynı olabilir. Yani çeşit çeşit. Birazdan göstereceğiz. Aslında burada tekrar göstermiş olmayayım. Nasıl işleyeceğiz? Peki kenar uzunluklarını yazarken veya kenarları isimlendirirken ne yaparız? Şöyle mesela BC kenarı yazarız. Mesela burada bir sayı varsa, bir miktar varsa, işte diyelim ki 3 santimetre. O zaman şöyle yazarız. BC uzunluğu, BC doğru parçası, BC kenarının miktarı 3 santimetre olarak yazarız. Peki üçgende köşegen var mı? Hayır. Üçgende köşegen yok. Bu bilgi size lazım olacak. Çeşitli sınavlarda karşınıza çıkabilir. Şimdi üçgenleri kenarlarına göre nasıl isimlendiriyoruz? Dedik ya az önce, çeşit çeşit üçgenler olabilir. Bakın ilk baştaki üçgenimiz bütün kenarları eşit olan. Şöyle bir isim yazayım. Eşkenar üçgen diyoruz. Mesela bu 7 santimetre, 7 santimetre ve 7 santimetre. Bütün kenarları eşitse buna eşkenar üçgen denir. Zaten bütün kenarları eşit olunca, birazdan açılarını da göstereceğim, İçindeki açılar da eşit oluyor. Yani bunlar da 60 derece oluyor. Zaten eşkenar üçgenin özelliği bu. Şöyle yazalım, eşkenar diye. Eşkenar üçgen. Açılarının muhakkak 60 olması gerekiyor. 60 derece. Kenarları da eşit olması gerekiyor. Ha öğretmenim, bu her zaman 7 mi? Hayır canım. Bazen 5 olur, bazen 12 olur, bazen 100 olur. Bilemeyiz. Ama açılar her zaman 60. Bunu unutmayın. Eşkenar üçgen diyorsa bir soruda, muhakkak açıları 60 derecedir. Peki ikizkenar üçgen. Mesela buna da KLM üçgeni diyelim. Nasıl oluyor? İki tane kenar uzunluğu aynı oluyor. Mesela burası 8 santimetre, burası da 8 santimetre. Burası farklı oluyor işte, 5 santimetre. Yani iki kenarı aynı ise buna da ikiz kenar üçgen diyoruz. İkiz kenar üçgen. Biraz hızlı yazıyorum, güzel olmadı. Neyse, bir dahakine özenerek yazayım. Acele etmeyelim yani, değil mi? Şimdi ikiz kenar üçgende açı özellikleri ne peki? Açı özellikleri şu. Bakın şuradaki ikiz kenar var ya, iki tane 8. Bunların karşısındaki açılar, yani şu 8'in karşısında M açısı var. Ve şu 8'in karşısında da L açısı var. Yani bu ikizlerin karşısında olan açılar birbiriyle aynı olmak zorunda. L açısıyla M açısı muhakkak eşit olacak. İkiz kenar olduğu için. Mesela burası diyelim ki 70 derece. Burası da 70 derece olur. Peki K açısı ne olur? Burada 70-70 varken burası ne olur? Şunu söylemeyi unuttum. Üçgenlerin içindeki açıların toplamı her zaman 180 derece olmak zorunda. Peki o zaman ne oluyor? 70-70 daha 140. 180'den 140'ı çıkarırsak ne kalıyor geriye? 40 derece. O zaman K açısı 40 dereceymiş. Böyle bulabilirsiniz. Geldik üçüncü üçgen çeşidimize, kenarlarına göre. Buna da çeşit kenar üçgen diyoruz. Önce adını yazacağım ve güzel güzel yazacağım. Çeşit kenar üçgen. Öğretmenim senin de güzel yazın bu mu derseniz yine hızlı gittik. Neyse. İsim verelim önce. PRT. Neden çeşit kenar diyoruz? Bütün kenarlar farklı oluyor. Örneğin burası işte 4 santimetre. Burası 6 santimetre. Burası da 10 santimetre. Bakın bütün kenarlar farklı. Dolayısıyla bütün açılar da birbirinden farklı oluyor. Yani açıları da değişik değişik oluyor. Mesela diyelim ki burası 80 derece. Burası 60 derece olsun. O zaman ne oluyor? 80-60 daha 140. O zaman buraya da 40 kalıyor. Bakın bütün açılar da farklı oluyor. Buna da çeşit kenar diyoruz.
Fakat biz burada kenarlara göre isimlendirdik. Açılarına göre birazdan isimlendireceğiz zaten. Şöyle kısaca bir tekrar edelim. Eşkenar üçgen bütün kenarlar eşit olacak. Açılar muhakkak 60 derece olacak. İkizkenar üçgende iki tane kenar aynı olacak. Ve iki tane açı aynı olacak. Eşkenar üçgende bütün kenarlar farklı olacak. Ve açılar da farklı olacak. Peki açılarına göre isim yazdığımızda nasıl yazıyoruz? Bakın ilk üçgenimizde dik bir açı var. 90 derece. Eğer bir üçgende bir tane dik açı varsa biz buna dik açılı üçgen diyoruz. Dik açılı üçgen. Peki diğer iki açı ne olmalı? Diğer iki açı muhakkak dar açı olmak zorunda. Yani burada 90, burada geniş açı olamaz. 91 olamaz. O zaman 180'i geçiyor zaten. Peki A ile C aynı olabilir mi? Bazen olabilir, bazen değişik de olabilir. Yani A ile C 45-45 olabilir. Veyahut da 45 değil de diyelim ki burası 50 olsun. Ne kalıyor? Burası da 40 olabilir. Yani farklı da olabilir. Buna dik açılı üçgen diyoruz. Neymiş? Bir tane dik açı var. Hemen yanında dar açılı üçgen görüyorsunuz. Yani 3 tane açısı da dar olmuş. Mesela işte 75, işte diyelim ki 35, ne oldu? 75, 110 oldu. O zaman buraya ne kalıyor? 70. Bakın 3 tane açısı birbirinden farklı ama yine de dar açı. O zaman biz buna ne diyoruz? Dar açılı üçgen. Peki öğretmenim bu açılar birbiriyle aynı olamaz mı? Olabilir. Mesela eşkenar üçgen vardı değil mi? 60-60-60. Ve dar açılı üçgendi. Eşkenar üçgen aynı zamanda. Bütün açılar dar olacak. Geldik geniş açılı üçgene. Geniş açılı üçgen. Nasıl oluyor? Bir tane açısı geniş oluyor. Mesela burası 110 derece. 90'dan çok yani. İsim vermedik, bir isim yazalım. P, R, S yazalım. Evet. R açısı 110 derece. Diğer iki açı dar olmak zorunda zaten. Peki kaç olabilir? Birbiriyle aynı da olabilir. Birbiriyle farklı da olabilir. Örneğin buraya diyelim ki 35 derece yazalım. Ne oldu? 110, 35 daha 145. O zaman buraya 35 derece kaldı. Olsun olabilir. Yani birbiriyle aynı da olabilir. Farklı da olabilir. Burada aynı oldu. Olabilir. Ama önemli olan geniş açı olması. Bir tane geniş açı varsa biz buna geniş açılı üçgen diyoruz. Son olarak şöyle yapıyorum. Üçgenleri bir daha hatırlatıyorum. Üçgenler ikiye ayrılıyor. Neye göre? Kenarlara göre, kenar özelliklerine göre ve açı özelliklerine göre. Kenar özelliklerine göre ne demiştik? Eşkenar, ikizkenar ve çeşit kenar. Çeşit kenar. Peki açılara göre ne demiştik? Dik açılı üçgenler, dik açılı, dar açılı üçgenler ve üçüncü olarak geniş açılı üçgenler. Böylece kare, dikdörtgen ve üçgenin kenar ve açı özelliklerini anlatmış olduk. Bunlarla ilgili soruları da bir başka videoda anlatacağım inşallah. Zaten önceki yıllarda da anlattığım, yani bu konularla ilgili birçok soru çözümleri videolarım var. Oradan da bakabilirsiniz. Umarım dersimi beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.